PKK'nın siyasi uzantısı HDP son 4 yılda yaklaşık 228 milyon lira devlet kasasından yardım aldı. Bu yardıma önümüzdeki yıl en az 50 milyon lira daha eklenecek. Bu durum Türkiye'nin terörle mücadelesi ve PKK'yı bitirme kararlılığıyla tezatlık oluşturuyor. Türk ordusu kahramanca PKK'yı temizlemek için harekat yaparken öbür taraftan PKK'nın partisi olduğu son derece açık olan HDP'ye devlet hazinesinden yani vatandaşın vergisinden 50 milyon kaynak ayrılması kabul edilemez bir durumdur. HDP'ye devlet hazinesinden para aktarmakla PKK'ya para aktarmak arasında fark yoktur. Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde meclisteki siyasi partilere kesenin ağzı bolca açıldı. 2020 yılına ilişkin hazırlanan kanun teklifinin meclise sunulmasının ardından siyasi partilerin hazineden alacağı yardım miktarı da ortaya çıktı. Sayın milletvekilleri, %3 ve %10 barajını aşan siyasi partilere her yıl genel bütçede hedeflenen gelirin 5000'de 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor. 2020 yılı için 941 milyar 944 milyon lira gelir elde edilmesi hedeflendi. Bunun 419 milyon 415 bin lirası meclisteki siyasi partilere yardım olarak verilecek. AK Parti 182 milyon 206 bin lira, CHP 96 milyon 851 bin lira, Milliyetçi Hareket Partisi 47 milyon 521 bin lira, İyi Parti ise 42 milyon 638 bin lira alacak. HDP Türkiye siyasi hayatında her türlü suçu işleyen bir örgüt görünümündedir. Sözcü gazetesinin haberine göre PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise 50 milyon 99 bin lirayı hazineden alarak kasasına koyacak. Hem de bu devletin, bu milletin aleyhine terör faaliyetlerinin odağı haline gelecek. Böyle bir partinin yasal olarak parlamentoda bulunması asla ve asla doğru değildir, yasalara aykırıdır. Daha önce seçimlere bağımsız adaylarla giren HDP ilk yardımını 2016 yılında aldı. Hazine 2016'da HDP'ye 22 milyon lira ayırdı. Yerel ve genel seçimler dahil HDP 2017 yılında 24 milyon lira, 2018 yılında 90 milyon lira, 2019 yılındaysa 92 milyon lira yardım aldı. HDP'ye devlet kasasından ayrılan kaynağa Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP'ye para vermenin PKK'ya verilmesinden bir farkı olmadığını vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çağrı yaptı. Biz HDP'nin PKK'nın partisi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak kanıtlarla kapatılması için 4 kez başvuru yaptık. Anayasamız, siyasi partiler yasası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre böyle bir partinin açık kalması kabul edilemez. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını bir an önce harekete geçmeye, HDP'nin kapatılması için yasal süreci başlatmaya çağırıyoruz.